Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Corel'de bulunan kenar şekillendirici araçlarını göreceğiz. Aynı zamanda da bu şekillendirici araçlardan Corel 16'da bulunan yenilikleri göreceğiz arkadaşlar. Bu araçları nereden görebiliriz? Araç çubuğumuzda Shape'e geldiğimizde Pick tuşunun hemen altında, evet, geldiğimizde küçük bir ok işareti var. Buna tıkladığımızda arkadaşlar bir menü çıkıyor karşımıza. Burada gördüğünüz bütün araçlar kenar şekillendirme araçları. Shape adından da anlaşılacağı gibi şekillendirici Corel kullanıcısı olduğunuz süre boyunca bu aracı kullanacaksınız. Çok işinize yarayacağına eminim. Eğer Corel kullanıcısı iseniz zaten biliyorsunuz. Smooth Gebrush lekeleme anlamına gelen bir şekillendirici, içe doğru veya dışa doğru kenarları büker veya lekelendirir. Rough Brush pürüzlendirme yapar. Free Transform objenin içinden ya da dışından hangi noktayı belirlerseniz belirleyin, o noktayı merkez alarak özgürce döndürmenizi sağlar. Smear Tool, bu da Smooth Brush gibi lekeleme yapan fakat ondan biraz daha değişik olan bir araç. Twirl, spiral yapan bir araç. Attract, bir mıknatıs gibi düşünürsek Attract kenarları kendi merkez noktasına doğru çeken bir araç. Repel de Attract'ın tam tersi arkadaşlar. Kendi merkez noktasından çapının sınırına kadar kenarı iten bir araç arkadaşlar. Şimdi hepsinden önce Shape'ten başlayalım. Hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Yaklaşıyorum. Shape aracımızı aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi bu dikdörtgenimiz henüz curve değil. Yani bir eğri değil. Shape aracıyla kenarlarını deforme edemeyeceğimiz düzeyde. Bunu curve'lersek ancak Shape aracıyla kılavuz noktalar ekleyip kılavuz noktalar çıkarabilir ve farklı bir şekilde getirebiliriz. Dikdörtgeni deforme edebiliriz. Rectangle aracında Shape'i kullanmak biraz daha kolay. Kenarlarını yay yapabiliriz arkadaşlar bu araçla. Gördüğünüz gibi Rectangle'ı seçiliyken Shape aracını tıkladığımızda dört köşesinde birer nokta beliriyor ve buradan tutup çektiğimizde köşe noktaları yay haline getiriyor arkadaşlar. Bu çekme işlemini kontrol tuşuna basarak yaparsak sadece çektiğimiz köşe yay haline gelir. Diğer köşeler orijinalliğini korur arkadaşlar. Bu yay yapma işini, köşeleri yay yapma işini buradan da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ alt köşeyi 10 yapalım. Sol üst köşeyi 20 yaptık. Sol alt köşeyi 5 yapalım. Sağ üst köşeyi de 15 yapalım. Birbirlerinden farklı yaylar oluşturduk arkadaşlar. Bu size çok rahat bir şekilde farklı kutucuklar yapmanızı sağlayan bir uygulama. Aynı zamanda ortadaki kilidi kapatırsanız, kapalı halde bir ölçü verirseniz, hangi ölçüyü verirseniz verin ya da hangi köşeye verirseniz verin, o ölçüyü diğer köşelere de uygulayacaktır arkadaşlar. Sol üst köşeye 10 milimetre dedim. Gördüğünüz gibi kilit kapalı olduğu için bütün köşelere hepsini uyguladı. Bu dikdörtgenimizi curve hale getirelim. Buradan da curve hale getirebiliriz. Biraz önce yaptığım gibi Ctrl Q tuşuyla da curve hale getirebiliriz. Arrange menüsünden Convert Curves'a tıklayarak da curve hale getirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi curve halde. Shape'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi dikdörtgen artık shape aracıyla, şekillendirici aracıyla tamamen deforme edilebilir hale geldi. Köşe noktalarından ve iki köşe arasında eğer bir kılavuz nokta yoksa bunu yaratabilmeniz için
Belirlediğiniz noktaya gelip çift tıklamanız yeter. Orada bir kılavuz nokta oluşacaktır. Gördüğünüz gibi biz her kenarın ortasına bir kılavuz nokta koyduk. Kılavuz noktaların üstüne geldiğinizde zaten belirecektir. Sizin dikkatinizi çekecektir. Eğer bu kılavuz noktaları kaldırmak isterseniz kılavuz noktaların üstüne gelip çift tıklamanız o kılavuz noktayı silecektir arkadaşlar. Ya da seçiliyken delete tuşuna basarsanız kılavuz noktayı silecektir. Aynı zamanda kılavuz noktayı işaretlediğinizde ok tuşlarıyla sağa sola yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi belirlediğiniz kılavuz noktalarla oldukça kolay, rahat çalışabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kılavuz noktayı tıklayalım, aktif hale getirelim ve buna tıklayalım arkadaşlar. Convert to Curve bu kısmı yay yapacak. Gördüğünüz gibi yay yaptı. Burayı da tıklayalım. Burayı da yay haline getirdi. Yay haline getirdi. Gördüğünüz gibi bize kılavuzluk yapacak. Çekiştirip deforme edebileceğimiz ya da istediğimiz şekle sokabileceğimiz küçük çizgiler verdi. Kılavuz çizgiler verdi. Hemen bükelim. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı. Şu anda bu kılavuz çizgimiz bizim köşe noktamız olduğu için bunu simetrik bir hale getirmek istersek arkadaşlar kılavuz noktamıza tıkladıktan sonra Symmetrical Node'a getiriyoruz ve artık bu kılavuz oklarında hangi işlemi yapacaksak yapalım aynı işlemi bu kılavuz oku da yapacaktır. Hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı çekiştirdiğimde sağa sola çekiştirdiğimde simetrik bir hareket aynı oranda bir hareket yapıyor arkadaşlar. Bu size özgün çizimlerinizde çok kolaylık sağlayacak bir araç. Bunu eğer Smooth Node'a çevirirsek sağa sola hareket ettirdiğimizde dikey çalışmalarda sağa sola hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi simetrik hareket ediyor. Ama aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde tuttuğumuz kılavuz çizgi tek başına hareket ediyor. Diğer kılavuz çizgi hareket etmiyor arkadaşlar. Bu da sizin el hakimiyetinizin ne kadar iyi olması gerektiğini gösteriyor. Hemen buradan çekelim. Bu kılavuzu tıklayıp noktayı burayı da düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Shape tuşuyla başka neler yapabiliriz? Tıkladığınız noktayı kesebilirsiniz. Break Curve'le. Gördüğünüz gibi artık bu nokta kesildi. Artık bu objeye herhangi bir şekilde dolgu veremezsiniz. Çünkü çizgi halinde birleşik olmayan bir obje. Tekrar birleştirdik. Shape tuşuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi. Curve yapalım. Burayı da curve yapalım. Çekelim aşağıya doğru. Bir de burada görelim. Symmetrical Node. Gördüğünüz gibi tamamen simetrik hareket ediyor. Smooth Node. Oku uzattığınızda tek başına hareket ediyor. Ama aşağı yukarı yönünü değiştirdiğinizde de karşıdaki kılavuz okla beraber hareket ediyor. Peki bu ne işe yarar arkadaşlar? Coupes Node. Bu da belirlediğiniz noktayı köşe haline getiren, şu kılavuz çizgileri hareket ettirdiğinizde bu yerinden oynamayan, dik köşe haline getiren bir uygulama. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaparsam yapayım diğer oku da oynatmıyor ve bu
nokta köşe haline geliyor. Corel kullandığınız süre boyunca bu objeyi pek çok kez kullanacaksınız, hem de inanılmaz çok kullanacaksınız arkadaşlar. Özgün çizimlerinizde ya da herhangi bir objenin üzerinden giderek çizimler yaptığınızda Shape tuşuna inanılmaz şekilde ihtiyacınız olacak. Hemen kısaca bir dikdörtgenle bir konuşma balonu yapalım. Hemen körleyelim. Biraz yaklaşalım. Bir kılavuz çizgimiz zaten burada var. Bir kılavuz çizgi de buraya atalım. Bir tane de ortaya atalım. Bunu köşe noktası olarak belirleyelim. Aşağı doğru çekelim. Gördüğünüz gibi güzel, son derece basit bir konuşma balonu yaptık arkadaşlar. Gelelim diğer kenar şekillendirme aracımıza. Smoothie brush, lekeleme aracı demiştik buna. Gördüğünüz gibi bu aracın çapını buradan büyütebiliyoruz veya küçültebiliyoruz. Evet. Yatırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sıfır hale getirelim. Ve daraltabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 15 dereceden daha düşük daralmıyor. Biz yine bunu 45 derece, hatta bunu 60 derece yapalım. Biraz daha yuvarlak olsun. Belirlediğiniz noktadan tutup çektiğinizde dışarı doğru arkadaşlar ince bir nokta yapar. Bunun sebebi şurada gördüğünüz ölçünün 10 olması. Bunu 0 yaparsak çapı kadar, yüksekliği kadar veya genişliği kadar, hangi yöne çekeceğinize göre değişiyor. Eğer sağa sola çekiştirme yaparsanız veya aşağıdan yukarı çekiştirme yaparsanız ona göre değişiyor. Bakın şimdi sağa doğru çekeceğim. Gördüğünüz gibi yüksekliği kadar alanı dışarı doğru çıkardı. Şimdi de pardon. Bu da genişliği kadar alanı içeri soktu arkadaşlar. Bunu eksi 10 yaparsak giderek büyüyen bir leke yaparız. Biraz önce gördüğünüz gibi artı 10 yaparsak giderek küçülen bir leke yaparız arkadaşlar. 0 ile 10 arası ya da 0 ile eksi 10 arası herhangi bir ölçü verebilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışmanıza bağlı olan, çalışmanızda kullandığınız objeye bağlı olan bir şey. Bir diğer aracımız pürüzlendirme aracı, yani Rohan Borsch brush pardon. Bunda da yine ölçüyü buradan, çapını buradan ayarlayabiliyorsunuz. 10 milimetre yapalım. Tutacağınız nokta dairenin, yani brush aletinin merkez noktası. Ne yöne götürürseniz götürün, aşağı yukarı sağa sola ya da çapraz, merkez noktası olarak burayı kabul eder ve buradan bu sıfır yapalım. Bunu da 45 yapalım. Gördüğünüz gibi 45 derecelik açılarla bir pürüzlendirme yaptık. 10 milimetre çapında bir araçla. Bunu eksi 10 yapalım.
bunu biraz daraltalım. Eksi 10 biraz önceki aracımızda da gördüğümüz gibi ne yapıyordu arkadaşlar? Büyüterek ilerliyordu. Bunda da bir büyüterek ilerleme söz konusu arkadaşlar. Bunu daha iyi görebilmeniz için daha uzun bir obje çizeceğim. Şekillendirelim. Bunu 10 milimetre yapalım. Gördüğünüz gibi bunu artı 10 yaparsak gördüğünüz gibi küçülüyor aralar. Burada büyüyor. Eksi 10 da büyüyerek gidiyor. Artı 10 da küçülerek hareket ediyor arkadaşlar. Bir obje daha çizmek istiyorum. Habire deforme ediyoruz çünkü objeleri kör yapalım. Rohan Brush Tool. Şu gördüğünüz açı arkadaşlar, buradaki pürüzlerin yataylığını ve dikeyliğini kontrol eder. Açıyı büyüttükçe yatar, açıyı küçülttükçe pürüzler yükselir arkadaşlar. Açıyı 15 derece yapalım. Gördüğünüz gibi açıyı 65 derece yapalım. Bakın pürüzler daha yatay oldu. Açıyı büyüttükçe pürüzler daha derin. Açıyı büyüttükçe de pürüzler daha alçak hale geliyor. Diğer bir aracımız Free Transform. Bunun için hemen biraz önceki objeyi geri alayım. Ne demiştik? Objenin neresinden tutarsanız tutun, nereyi işaretlerseniz işaretleyin, ister içi ister dışı, kursoru koyduğunuz noktayı merkez alarak objeyi döndürür arkadaşlar. Buradan tutalım. Gördüğünüz gibi her iki obje de işaretliydi. Kontrol tuşuna basarsanız 15 derecelik açılarla döner. İçinden tutarsanız tuttuğunuz noktayı merkez alır arkadaşlar. Bu da objelerinizi döndürmeye yarayan güzel bir alet. Smear, Smoothie Brush aletindeki gibi fakat ufak değişikliklerle Corel 16'nın yeniliklerinden arkadaşlar bu da. Çapını bunun da yine shift'e basarak küçültüp büyütebiliyoruz. Veya buradan ölçü vererek de küçültüp büyütebiliyoruz arkadaşlar. Bu araç Point Smear'e tıklarsak daha sivri uçlu lekelemeler yapar. Eğer Smooth Smear'e tıklarsak daha yumuşak uçlu lekelemeler yapar. Bu dışa veya içe göre içe doğru değişebilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Bu ölçü ne kadar uzantının, yani lekelemenin ne kadar uzun olup olmayacağını belirler. Şu anda 85'te.
50'yi göstermek istiyorum size. Elbette daha kısa olacaktır. Gördüğünüz gibi kısa oldu. 100'ü göstermek istiyorum. 100 de istediğiniz kadar dolandırın. İnceldikçe inceliyor arkadaşlar. Bununla da özgün çizimler yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle desenlerde çok işinize yarayacaktır. Diğer bir araç Twirl. Bunu da tekste göstermek istiyorum size. Tabii önce bunu curve yapmam gerekiyor. Ctrl Q kısa yol tuşuyla Twirl aracına tıklıyorum. Onu 3 yapalım. Biraz ufaltalım. 2 de yapabiliriz. Bu buton saat yönüne döndürür. Buna tıklarsak saat yönünün tersine döndürür arkadaşlar. Bu da yapacağınız spiralin hızını kontrol etmeye yarayan bir ölçü. Bunu zaten biliyorsunuz. Çapını büyütüp küçültmeye yarayan ölçü kutunuz. Aynı zamanda bunda da shift tuşuna basarak çapını büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha küçültelim. Şu anda saat yönünün tersine, saat yönünün tersine alalım. Gördüğünüz gibi böyle güzel desenler yapan bir spiral aracı. Bunu ille köşelerden tutmanız gerekmiyor. Ortalardan da tutabilirsiniz. Hatta ve hatta bir iki obje, hatta üç objeyi birden de kontürü de olmasına gerek kalmadan her iki objeyi birden seçelim. Gruplamaya da gerek yok arkadaşlar. Biraz büyütelim görmeniz için. Gördüğünüz gibi her iki objeyi, bundan biraz daha siyah fazla alalım. Bundan biraz daha sarıyı fazla alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece özgün tasarımlar yapabileceğiniz, desenler oluşturabileceğiniz araçlar. Diğer bir aracımız Attract. Dediğim gibi bu da bir mıknatısa benzetirsek eğer belirlemiş olduğumuz kenarı merkez noktasına doğru çeker. Bu sefer bir daire çizelim. Renklendirelim. Kenar çizgisini de atalım. Atrak aracımıza tıklıyoruz. Bu yine hızımızı belirtiyor. 50 yapalım. Bunu da 9 milim yapalım. Bakın kenardayız. Merkeze çekti. Biraz daha içeride olursak gördüğünüz gibi kenarı merkeze doğru çekiyor. Bunu hareketli halde de yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarıda olursa dışarı doğru, içeride olursa kenarı içeri doğru, merkez noktasına doğru çeker. Diğer aracımız Repel. Bu da Attract'ın tam tersi bir araç. Bunu da beşgen üzerinde göstermek istiyorum. Bunu da renklendirelim. Bu da merkezden aracın çapı kadar kenarları iter. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi merkezi aracın çapı kadar merkezden dışarı doğru iter. Merkezi dışarı alırsak içeri doğru gördüğünüz gibi
bu aracımızda son derece özgün çalışmalar yapabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Bu araçlardan Corel 16'da olan yeniler Simir, Tiviril, Attract ve Repel. Önceki araçlarda Free Transform, Rogue Brush, Smoky Brush ve Shape aracı zaten 15, 14 ve daha önceki versiyonlarda vardı arkadaşlar. Corel 16'da sadece bu 4'ü yeni ve oldukça da kabiliyetli, çok da işinize yarayacak araçlar. Bu dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.